İşte bu transpozonların özgün bir gen eklentisinin Williams-Buran sendromuna yol açtığı gösterilmişti. Bu sendrom, insanların yaşama sürekli olumlu bakmaya çalıştıkları, acı veya sıkıntı yaşasalar da sürekli gülümsedikleri, yüksek sosyal davranışlar, aşırı girişkenlik yaratan, ancak kalp, beyin ve sinir sisteminde anormalliklere neden olan genetik bir hastalık olarak tanımlanmıştır. Tam tersi olarak insanlarda aynı gen bölgesinde bir eklenti değil, bir delesyon yani bir silinme söz konusudur. Princeton'da sözü edilen çalışmaya başkanlık eden ekoloji ve evrim biyoloğu Profesör Bridget von Holt, Williams-Buran sendromundaki davranışlarla evcil köpeklerin ortaya koyduğu samimiyet ve sokulganlık arasında gözle görülür benzerliğin, iki fenotipin genetik mimarisinin de benzer olabileceğini düşündürdüğünü belirtiyor. Von Holt, 2010'da Nature dergisinde yayımlanan çalışmasında, köpek davranışlarıyla Williams-Buran rahatsızlığı arasındaki benzerliği belirlemişti. Ancak bu çalışmada da yer alan Princeton mezunu Emily Scholdiner, bu benzerliğin bir genetik ortaklık olabileceğine özellikle vurgu yapmıştır. Ve son olarak bu çok hoş bir fikir olmasa da zor zamanlarda ve acil durumlarda köpekler insanlar için yiyecek kaynağı olarak hizmet etmişlerdir. Avcı toplayıcılar böyle zamanlarda avcı ekibini veya grubun en iyi avcı köpeklerini kurtarmak için içlerinden daha etkisiz olanları kurban etmek zorunda kaldılar. İnsanların köpekleri rezerv gıda kaynağı olarak tutmanın faydasını anlamaları, bitkilerin de bu şekilde korunabileceğini anlamalarını geciktiren bir faktör olarak öne sürülmektedir. Bu nedenle bizim kurtlarla olan tarihimiz, bir kurt yavrusunu evcilleştirmiş bir avcıyla değil, belki de asıl kurtların bizi kabul etmeleriyle başlar. Dolayısıyla bu noktada gerçekte kimin kimi evcilleştirdiği biraz tartışmalı bir hal alıyor. Çünkü bir köpek sahibi olmanın yararları iyi anlaşıldığında, karşılıklı ihtiyaçlarımızın neredeyse eşitlendiği görülür. Köpekler medenileşmemiz yolunda güçlü bir etken dahi olmuş olabilirler. Çin Bilim Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre 32 bin yıl önce bozkurtlardan ayrışan köpekler, bu zamandan itibaren beyin ve sindirim sistemi organlarının gelişiminde insanlarla benzer değişimler sergiledi. Köpekler ve insanlar ortak yaşam alanı benimsemeleri sayesinde evrim süreçlerinde de benzerlikler ortaya koydular. Araştırmacılar, evcilleşme, nüfus yoğunluğunun artması ve kalabalık ortamlarda yaşamın öne çıkardığı bir kavram olarak, insan ve köpeklerin içinde bulunduğu zor yaşam şartları, her iki türünde ortaklık bulduğu bir selektif baskı ortaya çıkarmış olabilir ifadesi kullanıldı. Köpekle insan arasındaki manevi bağlar o denli güçlü ki, kimi araştırmacılar bunun nedenlerinin sadece biyolojide aranmasının yeterli olmadığı görüşündeler. Örneğin bir köpek sahibinin kendisini iyi hissetmediğini, moralinin bozuk olduğunu, sinirli olduğunu veya korktuğunu anlayabilir. Tüm bunların dışında da köpeklerin iyi niyetli insanla kötü niyetli insanı ayırt edebildiği sayısız yaşanmış olayla tescillenmiştir. Peki köpekler bunu nasıl anlıyorlar? Teozofistlere göre her canlı varlık aura denilen ince bir biyolojik alanla çevrilidir. Metapsişikçilerin eflüv adını verdikleri partiküllerin ışınımıyla oluştuğunu iddia ettikleri bu alan, teozoflara ve kirliyan fotoğrafçılığı üzerinde çalışan araştırmacıların kendi sözlerinin özetlerine göre yaşam enerjisi olarak adlandırılan bu tür enerjinin organizmalardan insan gözünün göremediği bir frekans düzeyinde titreşen ışınlar tarzında yayılmasıyla oluşur. İddiaya göre normal gözle görülmeyen bu ince kabuk, insan karakter ve ruh yapısıyla ilgili tüm bilgileri içermektedir. Dalga özelliği taşıyan bu enerji, iki canlı arasında aynı frekansa ayarlandığında,
bu ikisi birbirini konuşmadan da anlayabilir. Bir köpekle sahibinin aynı renk auraya sahip oldukları söylenir. Ancak onların bizden üstün yanları bu aurayı ve ondaki değişimleri açık bir şekilde görebilmeleridir. Sahiplerinin duygusal veya ruhsal durumunu ya da bir yabancının niyetini bu şekilde anlayarak tepki verebilmekteler. Belki de bu nedenden dolayıdır ki köpekler bir süre sonra karakterleri itibariyle sahiplerine benzemeye başlıyorlar. Ancak burada çok ince bir nokta daha var. Genelde kedilerle ilgili olarak söylenen, sahibi kediyi değil, kedi sahibini seçer şeklindeki deyim, görünüşe bakılırsa köpeklerle ilgili de geçerlidir.